Onur'a bakın. Hava çok güzeldi. Sen de izledin mi? Şekil değiştirdi. Size anlatacağım. Bağıracağım, imdat diye bağıracağım yani. Her şey ıvırıyla, zıvırıyla, falanıyla, filanıyla. Vallahi bir primer sürdü, şey gibi parladı. Güzel ama fırçalar çok pahalı. Bayağı yardımcı oldu ve bana bir makyaj yaptı şöyle. Oo. Olur, benim bundanlarımdan iki tane kaybettim. Bakalım, heyecandan böyle direkt attım kendimi. Falanımı filanımı seçtim. Her şeyi denedim, yok olmuyor. Aa, aldıklarımı göstereyim. Ne yapıyor ki bu? Göz kremi. Yeni bir günaydın. Sırf ambalajından dolayı bunu alıyorum. Canım hiç temizlik yapmak istemiyor. Güneş de ağzıma giriyor yani şu anda. Günaydın herkese, hoş geldiniz. Bugün sizinle haftalık vlogumuzun ilk gününe başladık. Onur'a bakın. Hava çok güzel be. Evet. Tenis oynamaya gidiyoruz. Uzun zamandır tenis oynayamadık. Çünkü işler yoğunlaştı. Galler'e gittik. Zaten orada oynayamazdık. Geldik. Burada başka işlerimiz vardı. O yüzden tenis oynamayı özledik. Sen de özledin mi? Özledim. Ben de özledim. Hava da çok güzel bu arada. Nazar değmesin. Bizim bazı planlarımız maalesef iptal oldu. Değişti diyelim. Evet, değişti. Aynen, bazı planlarımız değişti. Şekil değiştirdi. Ama bunları gün içinde anlatacağım. Evdeyken. Bitti. Bizim kondisyonumuz yetmedi. 1,5 ay ara verince, 2 ay olmuş mudur? Olmuştur. 2 aydır oynamadığımız için şu an yani slotlar birer saatlik, 1 saat oynayabiliyorsunuz. Biz normalde mesela bizden sonraki slot boşsa 1,5 saat falan oynuyorduk en son. 1 saati dolduramadık yani. Ya yani bir 5 dakika, 10 dakika kala falan böyle artık pes etmeye başladık. 5 dakika kala da bıraktık. Yorulmuşuz. Tenis oynadığımız yere gelirken göstermiştim size daha önce. Bu mahalleyi seviyoruz diye. Yine oradan geçeceğiz. Kahve alalım. Evde mi yapacağız kahve? Yani ben beklemeyeyim. Duş alıp gideyim direkt. Sen istediğini yap. İşte buradan al. İşte evden al ama ben eve doğru gideceğim. Yani. Tamam, evde. Evde yapayım o zaman ben de. Onur işe gidecek. Beni bırakıyor. Ben de eve gidince duşa gireceğim. Sonra çıkınca size anlatacağım ne dertlerim var. Şurada toplarımızı topluyoruz. Evde görüşürüz. Bana bir fenalık geldi ki. Of yani, nereden başlasam. Şimdi bir yandan şu makyaj fırçalarımı temizleyeceğim. Bir yandan da size şimdi anlatacağım. Daha önceki videolarımda bahsetmiştim. Biz Türkiye'ye arabayla gidip dönüşte de köpeğimizi alıp arabayla İngiltere'ye geri dönecektik. Bağıracağım, imdat diye bağıracağım yani birazdan. Neyse. Arabayla gidip gelme sebebimiz de şuydu, dediğim gibi yani köpeğimi getirmek istediğim için ve köpeği de uçakta kargo bölümüne vermek zorundayım ağırlığından dolayı. Uçakta da seyahat etmesini, o kargo bölümünde kafeste kapalı kalmasını istemediğim için dedik ki arabayla gidip gelelim. Geze geze gideriz, geze geze döneriz falan filan. Fakat şöyle bir durum oldu. Biz şu an kullandığımız arabamızı yeni değiştirdik. Yani şu an kullandığımızı kısa bir süre önce aldık. Burada da bu arabanın ruhsat işleri falan Türkiye'deki gibi işte dijital ya da işte noter o şekilde olmuyor. Arabayı satın aldığınız kişi sizin adınıza bu gerekli kuruma başvuruyor. Ve diyor ki ben bu arabayı şunlara sattım, ruhsatını yollayın. Fakat bu kişi bizim
bu başvuru, yani bizim adımıza bu başvuruyu yaparken adresimizi yanlış yazmış. O yüzden ruhsat bize ulaşmadı. Ruhsat bize ulaşmayınca biz ayrı olarak yeniden başvurduk. Fakat yine adres yanlış yazıldığı için ruhsat hala elimize gelmedi ve her başvurudan sonra ruhsat için beklemeniz gereken süre 3-4 hafta gibi bir süre. Bizim de artık yola çıkmamız gerekiyor ve ruhsat hala elimize ulaşmadı. Bir kere daha başvuru yapsak bir ay daha beklememiz gerekecek. Böyle bir süremiz yok çünkü Türkiye'de olmamız gereken belirli bir tarih var. Dedim ki tamam, tamam ya, uçakla getireyim köpeği, tamam yani. Sonra başlayayım bu arada. Bu arada şöyle bir sprey almıştım Sephora'dan. Fırçaları temizlemek için. Bununla deneyeceğim. Bunu da hiç kullanmadım daha önce. Valla sabunla bununla hiç uğraşamayacağım. Şu an şu spreyle bir deneyeyim bakayım nasıl oluyormuş. Neyse sonra ben tamam dedim, uçakla getireyim. Türk Hava Yolları ile iletişime geçtim. Şöyle bir durum var ki İngiltere'ye uçakla hayvan taşınmasının bazı kısıtlamaları var. Belirli havaalanlarına gelebiliyorsunuz. Kargoda geliyorsa köpek gümrüğe tabi tutuluyor. Çünkü kargo bölümünden çıkmış her şey gümrüğe tabi mal olarak kabul edildiği için o köpeğin canlı olması falan hiç umurlarında değil. Diyor ki Heathrow Havalimanı'na inebiliyorsunuz. Heathrow Havalimanı diyor ki, bunu ben böyle direkt mi sıkacağım? Şöyle bolca sıkayım. Şöyle de şurada bakalım nasıl oluyormuş. Böyle çıktı ama tabii ki de tam çıkmadı yani. Ama hala çıkıyor. Neyse bu şekilde temizleyeceğim. Ben anlatmaya devam edeyim. Heathrow Havalimanı diyor ki köpeğinizi uçuşla direkt getirebilirsiniz. Ancak diyor gümrüğe tabi olduğu için sizin burada bir aracı kurumla anlaşıp sizin köpeğinizin gümrükten, İngiltere'deki gümrükten çıkış işlemlerini sağlaması gerekiyor bu acentanın, aracı kurumun. Bu böyle biter yalnız yani, pıs pıs pıs. Tamam dedik, teklif aldık birkaç şirketten. Bize dediler ki işte bu işlem 500 küsür pound'dan başlar. Tamam dedik, uçak biletlerine baktık o sırada falan. Sonra Türk Hava Yolları ile ben tekrardan iletişime geçtim. Bu böyle gider yani sabaha kadar bu arada. Türk Hava Yolları ile iletişime geçtim, aradım. Dedim ki ben evcil hayvanımla İngiltere'ye uçmak istiyorum. Beni yönlendirin. Tamam dediler. Yalnız dediler. Siz şimdi buradan telefondan biletinizi alırsanız daha pahalı oluyor. Siz en iyisi biletinizi internetten alın. Çünkü internette veya uygulamadaki satın alımlarında %20 mi %15 mi ne indirim oluyor. Siz biletinizi alın. Sonra biz sizin rezervasyonunuzu, evcil hayvanınızı ekleriz. Ama dedi siz bileti almadan önce ben bir kontrol edeyim. İstediğiniz uçuş evcil hayvanla uçuşa uygun mu? Tamam dedim. Tarihini söyledim. Kontrol etti. Dedi ki uygundur. Telefonu kapattık. Böyle temizledi bu arada güzel bir şekilde. Şurada çok hafif kalmış ama bunu da temizleyelim. Telefonu kapattık. Ben biletimi aldım, geri aradım. Yani aradan geçen süre 10 dakika 15 dakika falandır. Dedim ki ben biletimi aldım. Rezervasyonumu evcil hayvanımı eklemek istiyorum. Eklemeye çalıştı. Dedi ki uyarı veriyor sistem. Uçuş uygun değil. Dedim daha az önce 10 dakika önce uygun dediniz. Yani uygun değil şu anda. Bu arada hani ben şimdi bileti alacağım. Ya uçuşta bir sıkıntı olursa, dolarsa uçuş falan filan diye sorduğunda da yok ya hemen dolacak hali yok ki gibi bir şey de söylemişlerdi yani. Ben şikayette bulundum. Dedim ki ben bu şekilde yönlendirildim. Bana dendi ki siz biletinizi internetten alın, uçuş uygun. Sonra biz rezervasyonunuzu ekleyin diye yönlendirildim. Biletimi aldım. Şimdi ben dedim evcil hayvanımı ekleyemiyorum uçuşa. Bileti aldığımla kaldım yani. Yok yapabileceğimiz bir şey yok falan filan. Telefon kayıtları dinlendi. Ben yani bilmiyorum kaç kere aradım ettim. Dedim ben bu biletle elimde kaldım. Bu kadar parayı verdim. Telefon kayıtları dinlendi. Bana şöyle bir geri dönüş yaptılar. Anlık uygunluk olduğu söylenmiş size. O yüzden olumlu dönüş yapamıyoruz bu talebinize diye. Bu arada anlık uygunluk vardır falan filan denmedi. Şöyle söylüyor. Şu an uçuşunuz uygun diyor. Bunu anlık uygunluk olarak kabul etmem gerekiyormuş. Yani müşteri sizin bu anlıktır bilmem nedir bu durumdan ne anlasın? Ki ben diyorum ya bir sorun çıkarsa, uçuş dolarsa ben biletimi alıp sizi arayana kadar yok ya ne de olacak falan deniyor bana yani.
O arada bir sürü konuşma oldu. Bir tanesi dedi ki önceki arkadaş yanlışlık yapmış size falan filan bir şeyler. Neyse ben dedim ki bu telefon konuşmalarını bir daha dinleyin. Sonra dinlediler. Haklı olduğuma karar verdiler. Dediler ki tamamdır biz sizin biletinizi iadesini yapıyoruz. Tamam her şey güzel. Bu olaylar olurken ben bu 50 kere yaptığım telefon görüşmelerinden birinde şunu sormuştum. Şimdi bu uçakla İngiltere'ye gelmesinde hayvanların kısıtlamalar oluyor dedim ya. Sizin bir aracı kurumla çalışmanız bu işi tamamen hallediyor. Benim zaten bundan 2 ay önce falan kuzenim kendi köpeğini getirdi İngiltere'ye aynı şekilde aracı kurumla çalıştılar. Ben de bunu bildiğim için Türk Hava Yolları'na o 50 kere yaptığım arama görüşmelerinden birinde teyit almak için şunu sormuştum. Benim acaba köpeğimi rezervasyonuma ekleyemiyor olmamın sebebi bir aracı kurum olmaması olabilir mi? Hayır demişlerdi. Aracı kurum zorunluluğu yok. Fakat böyle neyse biletim işte iade edildi falan. Ben dedim ki ben bir aracı bir kurumu arayayım bu kuzenimin köpeğini getiren. Onlar belki daha bilgilidir. Çünkü hava yolu şirketi kendi bilmiyor yani ne yaptığını. Neyse o şirket bana dedi ki evet dedi aracı kurumla bu işi halletmeniz şart. Gidiş rotanız İngiltere olduğu için. Tamam dedim. Aracı şirketle yapacağım. Bakın şöyle temizlendi bu arada. Ya güzel temizlendi ya. Aracı şirketten o aradığımda işte o bilgileri aldığımda fiyat da almak istedim. Ben bütün işlemlerini hallettim. Çünkü yapılması gereken işte aşılar, kuduz testi bilmem ne falan filan var. Bunlar da aslında bu fiyatın içinde benim bildiğim taşıma şirketlerinin yaptığı aracı firmaların. Ben dedim bunları hallettim. Bunlarla sizin uğraşmanıza gerek kalmayacak. Bana bu iş nasıl oluyor bunu anlatın. Ben istiyorum ki benim gideceğim uçuşta bu hayvan binsin. Heathrow'da insin. Bu kadar. Sonra prosedür şöyle işliyormuş. Ben bu aracı kurumla anlaşıyorum. Fiyatları şu. İki tane fiyatı var benim köpeğime göre. Bir kafes, bir de biraz daha büyük bir kafes. Eğer ben büyük kafesi tercih etmezsem $1,800 gibi bir fiyat ödüyorum. Artı İngiltere'ye geldiğinde İngiltere'deki gümrük işlemlerini halletmesi için bir şirketle daha anlaşıp onlara da £540 gibi bir fiyat veriyorum. Buna benim biletim dahil değil. Benim biletimi de ekleyince yani toplamda böyle her şey ıvırıyla zıvırıyla falanıyla filanıyla £2,500 gibi bir fiyat çıkıyor. Böyle bir masraf çıktı. Şimdi biz bunu düşünüyoruz. Peki başka yolları var mı diye bunları araştırıyoruz. Başka yolları da var. Dediğim gibi bizim aslında ilk planladığımız gibi karayoluyla getirmek de bir seçenek. Ama bunu eledik yapamadığımız için şu anda ruhsat durumlarından dolayı. Başka bir yolu da Fransa veya Hollanda uçağına binip aracı şirket olmadan Hollanda'ya gelmek veya Paris'e gelmek. Hollanda'ya gelip Hollanda'da bir trenle ya da bir artık o kısmı araştırıyordum ama böyle artık doldum ve dedim ki buna bir ara ver. Hollanda'da bir şekilde yine bir kıyı şehrine gelip bu gemiyle geçişini sağlayabileceğimiz İngiltere'ye. Kıyı şehrine gelip feribota binip İngiltere'ye gelmek. Ben mesela Türk Hava Yolları'nın sitesinden az önce Paris biletine baktım. Rezervasyonumu yaparken evcil hayvanımı ekleyebiliyorum. Bu da demek oluyor ki sistem bir sorun vermiyor. Ben kendim aracı şirketsiz Paris'e gelebiliyorum evcil hayvanımla. Aynı şekilde Amsterdam biletine baktım. Amsterdam bileti de yani sorun çıkarmadı. Ödemeye kadar gelebildim. Tamam, Amsterdam'a da gidebiliyorum. Aracı firması. Sadece köpeğimin ve benim rezervasyon ücretini ödeyerek. Amsterdam biletleri gayet uyguna geliyor köpekle birlikte ama şimdi yapmam gereken Amsterdam'da indiğimde benim bu feribota bineceğim sahil kasabasına nasıl gideceğim? Bunaldım. Hakikaten bunaldım yani. Kursağımızda kaldı. Ha, burada kaldı. Hollanda üzerinden yapmaya çalışacağım. Umarım bir şekilde Amsterdam'dan bu sahil kasabasına giden bir pet taksi artık ya da bir şey bulabilirim. Öf, fenalık geldi ya. Böyle işte bununla uğraşıyorum kaç gündür. Yani canım da çok sıkıldı. Hem
uçağa bindireceğim kargo bölümünde gideceği için hem bu işlerin bu kadar zor olması, yani niye böyle ya? Sıkıldım. Sprey de yani iyi temizledi gibi şöyle. Bir tek yani şunun tam pembeliklerini alamadı. Bu aslında beyazdı uçları ama böyle bir pembe kalmış. Ama güzel gibi. Gidip bakacağım. Biraz bu fırçaları temizlerken azıcık stresimi attım. Şimdi devam edeyim. Gideyim bakayım. Amsterdam'dan bu sahil kasabasına pet taksi var mı? Ya da trenle mi gidiliyor? Amsterdam üzerinden gitmeye çalışacağım. Of. Of. Neyse. Gideyim. Bakayım. Bakalım. Vallahi bu işler zor. Umarım halledeceğiz bu konuyu da. Kahvaltımızı yaptık. Şimdi yapmam gereken birkaç şey var. Ha, bu arada biletlerimizi de aldık. İstanbul'dan buraya dönüş işlerini hallettik. Ama bunun detayını sonra anlatırım nasıl yapacağımızı. Biraz o konuda yine bir çıt canım sıkıldı. Şimdi yapmam gereken şeyler var. Mesela H&M'e şurada. Şuranın da kusuruna var. Onur spor yaptıktan sonra kirliye atmadan önce kurumasını bekliyor. Bunları buraya yazıyor. Şunlar var ya, şu poşetler. Onlar çok uzun süredir orada bekliyorlar. H&M'e recycle'a götüreceğim. Geri dönüşüme. Şurama da yağ döktüm bu arada. Biraz sildim, umarım lekesi kalmaz. Onu yapmam lazım. Sonra aynı şekilde Boots'a gitmem lazım. Oraya da geri dönüşüm için birkaç şey bırakacağım. Bir de Harrods'a gitmek istiyorum. Bir fondöten almam lazım. Ama renklerinden emin değilim. Fondöten hiç kullanmıyorum ama kullanmam gerekecek önümüzdeki günlerde. O yüzden bu Shiseido'nun son çıkan böyle parlak görünümlü fondötenini alacağım. Ama işte dediğim gibi rengini gidip bir denemem lazım. Belki de tester verirler. Ben sadece bir gün kullanacağım için onu o testerle hatta idare de edebilirim gibi. Falan. Şimdi hazırlanmam lazım ya. Ama ne giyeceğimi bilmiyorum. Hava biraz kapalı. Ama sıcak sanırım. Yağmur yağacak mı? Hiçbir fikrim yok. Aa bak. Geçen gün almıştım ya. Onları buraya attım böyle. IKEA'dan aldıklarım. Onları göstermeyi unuttum. Şöyle. Burada da Harry Styles'ın şarkı sözleri yazıyormuş. Benim bundan haberim yoktu. Ama olsun. Böyle. Tatlı. Bir tane daha var bundan. Bu arada burada yamuk gözüküyor şu an ama yamuk değil aslında. Üçlü bu aslında ama biz iki çerçeve aldığımız için böyle kaldı. Burada Ali arkadaşımızın eşyaları var. O da yakın zamanda taşınacak İngiltere'ye. Bize şimdilik eşyalarını böyle bıraktı. Bakın burada da köpeğim için yatak aldım. Onu da bir ara gösteririm. Unutmuşum onu. Oraya kaldırdım böyle tozlanmasın diye sardım. Çok tatlı. Aslında renklerini biraz daha canlı bekliyordum ama olsun. Bu da güzelmiş. Onu da gösteririm bir ara. Ben o zaman hazırlanmaya çalışayım. Başlayayım değil, hazırlanmaya başlamaya çalışayım. Ne giysem ne giysem. Pantolon giyeceğim sanırım çünkü belki yağmur yağar. Hava biraz kapalı. Pantolonlarımız burada. Ama hangi pantolonu giysek? Şimdi öyle de bir sorun var. Tamam, ben bir seçeyim o zaman neler giyeceğimi. Harrods'a geldik. Çok kalabalık ya. Böyle bir lüks kokuyor her yer. Şimdi ben Shiseido'nun standına geldim. Umarım ürün ve testleri vardır. Buldum. Çiçek alır galiba.
vallahi primer sürdü. Şey gibi parladı. Fırçalar da çok güzel ama fırçalar çok pahalı. Shiseido'nun fırçaları burada 60-70 arası. Harrods'tan çıktık. Şöyle ay gözüme çarptı. Aldım fondötenimi ve bana bir hediye verdi. Oradaki çalışan hanımefendi Ugandalıydı. Çok tatlıydı. Bayağı yardımcı oldu ve bana bir makyaj yaptı şöyle. Hayatımda hiç yakışacağını düşünmediğim renkte bir ruj sürdü. Bence yakıştı ama. Ya ben pembe tonları çok sevmiyorum aslında ama o hanımefendinin sürdüğü ruju beğendim. Bu Shiseido'nun lip balmlarından hibiskus rengiydi sanırım. Aynen, ismi hibiskus ama numarasını hatırlamıyorum. 104 olabilir. Böyle. Bir de yüzüme biraz aldığım fondötenden sürdü yani testerını. Sonra buralarıma birazcık aydınlatıcı sürdü. Belli oluyor. Bir de gözüme bir kalem çekti ama kalemi çok değişik çekti. Mesela göz kapağım bu tam kirpik dibime değil de kirpik dibimin üzerinde biraz boşluk bırakıp bir göz kalemi çekti. O biraz değişik. Tişörtüme uyması için pembe mor gibi bir renk kullandı. El böyle hemen hemen çizdiği için çok dümdüz bir çizgi çekmedi ama değişik bir şeyler yaptı. Ama tatlı oldu bence. Güzel oldu. Bakın ojelerimi de gömleğime uygun seçtim. Kıyafetim de böyle. Böyle. Şimdi H&M'e doğru yürüyoruz. H&M'de bu recycle işini halledeceğiz. Onur taşıyor şu anda, böyle yüklendi. Bu torbalar orada. Geri dönüşüme vereceğiz. Sonra Onur bir arkadaşıyla buluşacak. Ben eve gideceğim. Kalabalık çok. So how many bags? There you go. Thank you. Thank you. Thank you. Evet, aylardır odanın kapısının arkasında duran o çirkin poşetlerden kurtulduk. Ben 3 poşet verdiğim için bana 3 tane şey verdi. Ne verdi onu da bilmiyorum. 3 tane 5 poundluk kupon vermiş. Bunları ama birleştirebiliyor muyum emin değilim. Eve gidince buna bir bakacağım. Ama 5 pound iyi bence. Değil mi? Tamam, şimdi Boots'a gireceğiz. Boots'taki recycle'larımızı halledeceğiz. Neyse ki Boots da hemen şurada. Yani giriyoruz. Buraya girince recycle bölümünü soracağım. Orayı bulacağım. Burada yapmıyorlarmış. Her Boots'ta da yapmıyorlar. Bu yani yapacakları da bu arada sadece bir tane böyle karton kutu koymak. Karton kutuya gidiyorsunuz. Daha önceden recycle yapmak istediğiniz ürünlerin paketlerini çekip markalarını girip sisteme yüklüyorsunuz. Onlar ona onay verdikten sonra bu geri dönüşümü yapabileceğiniz bir Boots'a gidip bu ürünleri kutuya atıyorsunuz. Atmadan önce de her ürünün fotoğrafını böyle atarken şöyle bakın fotoğrafını çekiyorum gibisinden böyle fotoğrafını çekip yüklüyorsunuz. Sonra size işte puan olarak geri dönüyor. Hem de evinizde geri dönüştüremeyeceğiniz ürünleri geri dönüşümünü sağlamış oluyorsunuz. Biraz ileride sağda bir tane daha var. Çok mu ileride? Biraz ileride. Peki 3 daha böyle sokak geçeceğiz orada hem. Ooo sokaklar ama uzun. Öbür Boots'ta da yokmuş ya recycle. Adam dedi ki bizde vardı ama doldu dedi. Dolduğu için onu gönderdik. Yenisi gelmedi hiç dedi. Şeyden bahsediyorum yani o attığınız kutudan. Şimdi o yüzden artık Onur'u arkadaşıyla buluşacağı yere bırakacağım. Oradan devam edeceğim ben eve.
Etrafı göstereyim bu arada biraz. Sokaklar ne tatlı ya. Değil mi? Evet. Bunun gibi bir sokakta kendine giderken buna geçiyoruz ya. Aynen. Starbucks'a geldim. Eve geldim sayılır. Onur benim bundanlarımdan iki tane kaybetti. Söylemiş miydim? Kendime bir white chocolate mocha söyledim. Bu arada metrodan çıktığımda bayağı yağmur yağmıştı. Ben girerken zaten biraz yağıyordu. Herhalde artmış. Kendime şöyle kocaman boy aldım. Canım çok çekti ya. Ama şu an içmiyorum. Eve gidince içeceğim. Çünkü çok susadım. Yani bu şekerli şeyi içersem şu an ölürüm herhalde. Önce bir su içeyim. Bir de buranın white mocha'sı Türkiye'ye göre... Ay çok rüzgarlı. Umarım sesim geliyordur ya. Buranın white mocha'sı Türkiye'ye göre daha acı oluyor. Yani bir tık daha acı yapıyorlar. Hatta ya sanırım şurubunu daha az koyuyorlar. Hatta karıştırmak gerekiyor. Karıştırmazsan iyice acı oluyor. Şimdi ben eve gidiyorum. Eve vardığımda görüşürüz. Apartmana girdim. Postalarda şöyle bir posta. Ve bu ehliyeti gönderecek olan birimden geliyor. Şey, ehliyet demişim, ruhsat. Ruhsat mı geldi? Ruhsat değil. Ruhsat gelseydi yani sevinirdim ama bir tık da üzülürdüm. Çünkü eğer ruhsatımız olsaydı biz dün yola çıkmış olacaktık. Hatta bugün bile olurdu. Ama biz bu sabah biletimizi aldık. Bu arada onu da anlatayım. Hazır yeri gelmişken bakar mısın? Heyecandan böyle direkt attım kendimi buraya. Ama neyse, ruhsat değilmiş. Ben dün araştırmalarımı yaptım. Şimdi bu aracı kurumla gidersek eğer çok çok pahalı oluyordu. Mecbur kalırsak verecektik o parayı, yani yapacak bir şey yok. Ama acaba daha uygun bir bardak arıyorum bu arada. Acaba daha uygun fiyatlı bir yolu var mıdır diye araştırdım. Baktım ki Amsterdam'a biletler çok uygun. İstanbul'dan direkt ve Amsterdam'dan da bir sahil kasabasına gidip feribota binip feribotla İngiltere'ye geçiyorsunuz. Ve bu yol... Yani normalde aracı kurumla yapacağımın 3'te 1 fiyatındaydı. Sonra diyorum çünkü hani bu Türk Hava Yolları'nda şey olayı var ya, mesela bir bilete bakıyorsun 2 saat sonra bir bakıyorsun artıyor falan, ya da sayfayı açtın kapadın fiyatı artıyor biletin gibi. Bu başıma geldi. Onur'un ve benim adıma bilet işte seçtim, evcil hayvanımı ekledim, son şeye geldim falan. Sonra işte gittim feribot için aynısını yaptım bilmem ne. Sonra tamam dedim. Kendime böyle bir uçuş günü, saati ve feribot olarak da aynı gün ve saati buldum. Çok iyi. Sonra ama bir önceki bu Türk Hava Yolları'nın biletimi iptal ettiğine kadar canım çıkmıştı ya. Bu yüzden dedim ki yoğurdu üfleyerek yiyelim. Ben akşam Onur'u bir bekleyeyim. Onur'a da bu yaptığım aşamaları göstereyim tek tek. Hani bir hata yapıyor muyum, yapmıyor muyum? Çünkü korkuyorum bilet almaya, elimde patlar diye. Sonra inşallah düşmez. Sonra neyse Onur'a gösterdim. Dedim ki Onur bak dedim, bu bilet. Yine böyle evcil hayvan ekledim falan filan. Hala biletin fiyatı 6000 lira kişi başı tek yön. Onur da dedi ki bana, tam böyle işte tam böyle dedim ya, burada da ödemeye geliyorsun dedim. E alalım dedi. Dedim ki dur feribota da bakalım. Hani bir hata yapmayayım, sen de bir bak. E alalım açmışken falan dedi. Ya dedim yok, sabahtan beri zaten böyle bunun fiyatı. Sonra neyse çıktık feribota baktık. Sonra her şey tamam, okey, biz bu biletleri alabiliriz. Saatler muhteşem, her şey birbirine uyuyor. Yağmur başladı çok fena şu an. Neyse. Sonra ben girdim Türk Hava Yolları'nın sitesine. Uçuşumu seçtim, falanımı filanımı seçtim. Okey dedim. Bir baktım 6000'den 12.800'e çıkmış. Ben bir üzül. Çünkü Onur bana dedi, al dedi bak, gel, girmişken buraya hazır, her şey hazırken al yani. Böyle patladı yani içimde. Yok sen gidip çerezlerimi temizlemeye çalışırsın.
gizli pencerelerden mi bakmadım, çerezlerimi temizlemedim, her şeyi denedim. Yok, olmuyor. Ve bu sabah artık bir umutla bir kere daha baktım. Arkadaşlarıma sordurttum. Onlar da dedi biz de bu fiyatı görüyoruz falan. Tamam dedim, yapacak bir şey yok. Daha da fazla artacaktı artık. Dedim ki al. Al ama biz mesela evcil hayvanla birlikte Amsterdam'a gidiş iki kişi 18 bin liraya gidecekken 30 bin liraya aldık biletlerimizi. Şöyle şurama oturdu. Ama yapacak bir şey yok. Ne yapalım? Yine de hala bu haliyle bile bu aracı şirketle İngiltere'ye direkt gelmekten daha ucuz. Ha, üçte biri değil. Üçte bir buçuk ikisi ama yine de daha ucuz. Bayağı konuştuğum bir vlog oluyor. Dün de bayağı konuşmuştum sanırım. Aa, aldıklarımı göstereyim. Nerede göstereyim? Hadi şurada göstereyim. Hadi gelin. Şunu da bir içeyim. Acı. Aynen. Kötü değil ama acı. Ay, telefonu da alsaydım ya. Üf. Poşetin canı çıkmış artık. Ezile ezile geldi. Yani zaten ne aldığımı gösterdim. Bir de tester verdi bana. Oradaki hanımefendi çok tatlıydı. Şöyle Shiseido'nun bu son çıkan fondötenini aldım. Bendeki rengi de 340 Oak. Yani buymuş benim rengim. Ben başka renkler olacağını düşünerek kafamda bazı renkler oturtmuştum. Mesela pine rengi ve bambu rengi. Ben pine ve bambu renklerini aldım. Bir denedim. Bir açık kaldı. Ben sanırım çok yanmışım. Bayağı bronzlaşmışım. Yani Allah'tan internetten almamışım. Yoksa elimde patlayacaktı. Bayağı açık. Sonra orada denedik. Hanımefendi şöyle şuralarıma sürdü. Buralarıma alnıma sürdü. Bana şöyle bir göz kremi verdi. Şöyle güldüğümde herhalde kırışıklıklarını mı gördü artık, ne yaptı bilmiyorum. Dedi ki bunu sana hediye etmek istiyorum dedi. Göz kremi dedi. Bu dedi 75 poundluk bir ürün dedi. Ben sana bunu hediye ediyorum. Bunun tam boyu sanırım 75 poundmuş, öyle söyledi. İnanırım. Shiseido pahalı bir marka. Bu 5 mililitreliği. Dedi ki ama çok az kullansan yetiyor. O yüzden dedi yani bu da sana gidecektir dedi bir süre. 5 günde dedi kırışıklıkların açıldığını göreceksin dedi. Bunu deneyeceğim. Bakacağım. O kadar küçük ki yani. Şu kadarcık, küçücük. Böyle bunu da deneyeceğim. Bir koklayayım. O kadar küçük ki. Ama şeyi merak ediyorum. Mesela ağzı dar ama şu altı geniş ya. Acaba hani altının da böyle şu kadarında var mıdır? Varsa aslında bayağı ürün. Ama sanmıyorum. Bilemedim. Böyle de bir hediye verdi bana. Şimdi ben Harrods'tan aldığım şeyleri gösteriyordum. Telefonumu aldım yanıma ama telefonumu şu kremin fiyatına bakmak için almıştım. Şu an şok olduğum için bunu anlatıyorum. Oradaki bu tester'ı veren hanımefendi bana bu ürünün 75 pound olduğunu söylemişti. Hani şöyle düşündüm yani hani bu değildir yani 75 pound olan şu. Hani ürünün muhtemelen böyle tam boyu 75 pound. Bu da o 75 poundluk bir ürünün küçük hani tester'ı gibi düşünmüştüm. Ama o işte demin anlatırken bakmayı unuttum. Şimdi aklıma geldi. Bir bakayım dedi. Arkadaşlar bu ürünün en büyük boyu, tam boyu 15 mililitre. Kadın bu 5 mililitrenin fiyatını söylüyormuş bana gerçekten. Tam boyunun fiyatı kaç biliyor musunuz? 255. Bu ne yapıyor ki bu göz kremi? Ve kadın bana işte demişti, dedim ya 5 günde işte kırışıklıklarınızı açıyor falan. Yani bunun benim gözüme dolgu falan yapıyor olması lazım. Yani bu 255 pound'a ben bunu kullanamam ki yani, kıyamam ki. Biter yani bu. Yani umarım kötü bir kremdir diye düşünüyorum. 255 nedir ya? 255 pound'a siz aylık araba alabilirsiniz mesela.
mucizeler yaratıyor olması lazım. Bak bunu deneyeceğim. Umarım bir işe yaramaz. Bilemiyorum. Önüne bak önüne. Evet arkadaşlar. Hepinize günaydın. Yeni bir gün. Yeni bir günaydı. Onur işe gidiyor. Ben de markete gidiyorum çünkü kahvemiz bitmiş. Kahve alıp eve döneceğim. Bu arada bakın yağ lekesi çıkmamış. Silmiştim ya. Bugün çamaşır yıkama günü. Görüşürüz. Bay bay, dikkatli git. Tamam. Bu çekirdek ne kadarmış? 4.25. Ne bunun özelliği? Kop'un kendi markası. Bu da Kop'un kendi markası. Bu neymiş ya böyle? İşte ambalajı hemen dikkat çekiyor. Öğütülmüş. Aa, öğütülmemişi var. Tamam, bunu alalım. Sırf ambalajından dolayı bunu alıyoruz. Bugün neler yapacağız? Çamaşır yıkayacağım. Çarşafları falan değiştirdim. Onları da yıkamam lazım. Onun dışında bir sürü kıyafet yıkamam lazım. Edit yapacağım. Şu an şu videonun ilk çektiğim birkaç gününü editlemem lazım. Bir bakayım ne kadar uzun oluyor. Yoksa artık bugün son olur. Ya da devam ederim. Sonra aslında bir toz almam lazım. Ama toz alır mıyım bugün bilmiyorum. Canım hiç temizlik yapmak istemiyor. Kahvemi içeyim. Bakalım. İlerleyen saatlerde görüşürüz. Editimi bitirdim, geldim. Şu çektiğim şuna kadar editledim. Ve bayağı uzun oldu. Yani şu an 36 dakika ve günün geri kalanını çekmeye devam edersem aşırı uzun olacak. O yüzden şu çamaşırlarımı atayım. Sonra da vedalaşalım dedim. Güneş de ağzıma giriyor yani şu anda. Çarşafı atmıştım daha önceden beyaz. O yüzden beyazları atacağım şu anda. Bugünlük bu kadar olsun. Haftayı ve videoyu burada kapatalım. Çünkü çok fazla uzun olmasını da istemiyorum. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Umarım keyif alarak izlemişsinizdir. Bir sonraki vlogda görüşürüz. Hoşçakalın. Bye bye.